Hocam merhaba. Merhaba efendim. Epeydir sizinle program yapmak istiyordum. Bizim klasik sorularımız var. Anayasa nedir hocam? <laughs> bir kere şunu söyleyeyim. Her ülkede hiç değişmez iki kavram vardır. Bir tanesi devlet. Devletsiz toplumlar daha önce vardı. Belki 200 yıl sonra tekrar devletsiz toplumlar olacak ama devletle toplum birbirleriyle ilişki içerisinde. İşte bu iki kavramın birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenleyen üst kurala biz anayasa adını veriyoruz. Bir taraftan toplum toplumun kendi içindeki ilişkileri düzenliyor. Hem de bir taraftan devletle toplum arasındaki ilişkileri düzenliyor. Böylece devletin aşmaması gereken alanları belirliyor. Aynı zamanda da toplumun bu devlete karşı ne hakları varsa onları belirliyor. Bu sistemi çerçeveleyen ana kavrama anayasa adını veriyoruz. Peki şimdi Türkiye'de bu hep bir tartışma konusudur. Dün siz geleceksiniz diye biraz hazırlanayım dedim. 1800 8'e kadar gidiyor. Senedi ittifak. Evet. Osman oğulları tarafından idare edilen bir yerde anayasa nasıl yapılıyor? Esasında ta Boden'e kadar gidiyor iş ve hatta daha öncesine gidiyor. Diyorlar ki bir ülkede mutlaka kurallar, yasalar olmalı. Tabii o zaman yasa dedikleri o monarkın, kralın, neyse padişahın koyduğu kurallardan ibaret. Ama kuralları olmayan bir devletin devlet olmayacağı düşüncesi çok eskiden var. Fakat bu kuralları kim koyuyor prensip olarak? Padişah olan, kral olan kişiler koyuyor. O kurallar da yazılı mı peki? Mesela Osmanlı'da yazılı bir şey yok herhalde. Yazılı da var. Tabii kanunnameler, fermanlar, var. yazılı olmayanlar da var. Anayasa başlığı altında toplamıyor. Hayır yok. Anayasa yok. Çünkü neden? Kuralları padişah veya kral koyuyor. istediği zaman değiştiriyor. Ancak bu kuralların da dayanması gereken üst kurallar olduğu düşüncesi ta eski Yunan'dan veya doğal hukuktan beri var. Sofokles'in Antigon'unda iki kardeş bir tanesi Kreon'la beraber diğeri ona karşı kralı savunan öldürülüyor. Öldürülünce Kreon yasa yapıyor. Diyor ki bunu gömmeyeceksiniz. Orada kalacak o. Dikkat edin Sofokles'in tragediyesi. Antigon gömüyor gece. Kreyon'un karşısına çıkartıyorlar. Kreyon diyor ki ben yüce kralım. Ben bir kural koydum. Sen nasıl bu kurallara uymazsın? Senin diyor koyduğun kuralların da üstünde. Senin de uyman gereken yazılı olmayan kurallar vardır diyor. İşte anayasa, yazılı Güzelmiş. olmayan anayasa düşüncesi oradan. Tabii bunlar ilk önce din kuralları. Hani bizde de vardır. Padişahın böbürlenme senden büyük Allah var. İşte onun koyduğu kurallar var. Daha sonra doğa kuralları. Daha sonra tekrar din kuralları oluşuyor. Ve sonunda tarihin belli bir döneminde şöyle deniyor. Bu kuralları sürekli değişmesin. Bir takım sert temel kurallara bağlayalım. Ve bu kurallarda padişah, kral, monark ne dersen de onun da davranışlarını ve kurallarını belirleyebilsin. İşte anayasa düşüncesi. Ama bu bizim liberal anayasacılık dediğimiz şey 17. yüzyılda ortaya çıkan bir şey. Esas itibarıyla ve her kuralında mutlaka bir toplumsal tabanı vardır. Yani bir taban desteklemeden, istemeden hiçbir zaman olmaz. Örneğin 1215 Magna Carta'dan bahsederiz. İngilizler bununla gurur duyar. Biz de şöyle deriz. İngiliz kralına bak ya. Ne iyi adam ya. 1215'te hakları vermiş, bizde de 1808'e kadar vermemişler. Yani ne biçim bir Hayır, hakları talep eden orada bir feodal beyler var, senyörler var. Ve onlar krala, yurtsuz John'u bulduklarında ver bakalım diyorlar. Bu Magna Carta'yı yaz bakalım diyorlar. Sonra her gelen kral da bunu onasın diyor. Şimdi burada önemli bir noktaya geliyoruz ama arkasında bir güç olmayan anayasa olmaz gibi olmaz. bir şey geliyor. Öyle mi? Maalesef böyledir. <laughs> Eğer toplum kendi yaptığı anayasaya sahip çıkmazsa ya da anayasasına başka Başkasına yapma imkanı verirse bu anayasalar sürekli olmaz. Uzun süreli olmaz. Peki 1808'deki kime dayanıyordu? Değildi. Magna Carta'da o senyörler. Daha sonra burjuvazinin de güçlenmesiyle kurumsallaşarak o hakları burjuvaya aktardılar ve onlar da geri vermedi. Bizde ise 3. Selim yenilik hareketi taraftarıydı. Yeniçeriler filan, din adamları bunu istemiyordu. Ne demek yenilik hareketi diyordu. Üçüncü Selim'i devirdikten sonra ikinci Mahmut geldi ve bu Yeniçerilerin baskısını engelleyebilmek için Anadolu ve Rumeli ayağını dediğimiz feodal olmayan ama feodalleşmeye yüz tutabilecek ayağınla işbirliği yaptı ve geldi dedi ki Arkadaşlar ben size yardım edeyim siz bana sadakat gösterin. Ben sizin haklarınızı koruyayım siz benim saltanat haklarımı koruyun. Ve senet ittifakı imzaladım. Ama feodal beylerin oluşturduğu o güç bir toplumsal güç olmadığı için daha çok ekonomiden kaynaklanan bir siyasal güç olduğu için bir süre sonra o gücü bertaraf edebildi ve yeter tamam dedi. Yani kısaca aslında her yerde anayasa aşağıdan gelirken bizde hep üstten geliyor. <laughs> bizde anayasa üstten geliyor evet ama üstten geldiği bazı ülkeler de vardır. Mesela faraza diyorum bugün yürürlükte olan İtalyan Anayasası. Alman Anayasası 49 nereden geldi? Savaşı kaybettiği için Amerikalı generaller yukarıda oturdu. Hadi bakalım dediler. Verdiğimiz anayasayı kabul edin. Etmezseniz sorarız hesabını dediler. Savaşı kaybedip onlar da peki dedi. Ama orada toplumla devlet arasındaki denge bir ölçüde sağlanabildiği için bu anayasalar sürekli olabiliyor. En azından hukuk kuralları içinde işi yürütmeye daha alışmışlar gibi gözüküyor ve çok fazla sıkıntı yaratmadan e gidiyor ama Türkiye'de maalesef. Peki sonra Abdülhamit döneminde nasıl oluyor? Tekrar bir meşrutiyet denemesi. İşte orada gerçek bir şey başladı ilk defa. Onu diyecektim. İlk defa başladı. Şimdi 1808 yapıldı. Bu bir yerde de şunu gösterir ama. Hani biz bazen şöyle üzülürüz. Deriz ki canım işte bakın ne gelenekleri olan toplumlar var bizde yok. Hayır bizde de bir anayasa yapma üstten ya da altta belli bir duruma karşılık vermek için de olsa 1808'den beri anayasal belge yapan bir toplumsun. Yani hiç öyle 1990'da Sovyetler Birliği yıkılınca dur ya bir anayasa yapalım diyen devletlerin bazıları gibi değilsin. Yani sonuç itibariyle küçümsemek veya büyütmek için söylemiyorum. Ama 1808'den beri yapmaya çalışan. Şimdi 1808'de yapıldı. Etkisi gitti. Arkadan yapılanlar, işte 1839 yapıldı tanzimat vermanı, 1856 Islahat vermanı. Bunların tamamı artık kongre anayasacılığı dedikleri, yabancı devletlerin, bana bak bunu yapacaksın yoksa külahları değişiriz anayasalı veya anayasal belgeleriydi. Fakat 1876'da şöyle oluştu, Tersane Konferansı toplandı. Tersane Konferansı Osmanlı'daki özellikle bu yabancı milletlerin durumu üzerineydi. Osmanlı bunu güzel bir araç olarak, düşündü. Dedi ki ya bunu kabul edelim ve böylece bu yabancıların şeyinden de kurtulalım. Ve 1876 anayasası o zaman dış dinamiklerin etkisiyle yapıldı. Ama etkili oldu mu? Olmadı. Neden? Hani dişine kan değdi derler ya onun gibi yabancı devletler dedi ki tamam ya bu ne istesek yapacak ve hayır dediler. Biz bunu yeterli görmüyoruz. İşte bizim himayemiz altındakilere de daha fazla yetkiler vereceksin deyince 1877-78 meşhur 93 harbi denilen harp çıktı. Ve orada Osmanlı kaybetti. Yeşilköy'e kadar geldi işte Ruslar ve anayasayı da zaten o arada Abdülhamit rafa kaldırdı. Ve anayasayla bu iş olmayacak dedi. Mecliste de tatil etti. Anayasayla rafa kaldırdı. Burada şimdi çok ilginç bir şey var. Yani bir padişah var. Dış devletler var. Bir de aydınlar var aslında. Bravo. Ama bu aydınlar mecburen 40 yıl kadar e, hadi anayasa yapalım. İttihat Terakki o sırada çok güçleniyor ve işte ilk defa bana göre Osmanlı içerisinde padişaha karşı dış dinamiklerden kaynaklanmayan aydınlardan oluşan bir muhalefet oluşuyor. Ama o aydınların da hep yurt dışına bağlı olduğu söylenir. Ama tabii e, oraya gidiyor. Burada yaşayamayınca oraya gidiyor. Ama şimdi dikkat edin. Hani Osmanlı değil ama bu günümüzde bile e, muhalefeti e, kabul etmeyen birçok ülkede, Şili'sinden tut İran'ına kadar bilmem nesine kadar hepsi yurt dışına kaçmak zorunda. Zaten onlar Jön Türkler diyorlar ya bu İttihat Terakki'nin oraya gödenlerine. Fakat İttihat Terakki öyle böyle çok güçleniyor ve artık 1908 yılında Abdülhamit ikinci meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalıyor. Meclisi tekrar açıyorum. Burada anlamadığım bir şey var. Aslında bu çok genel bir soru ve tarihçileri ilgilendiren bir şey ama aynı zamanda belki psikologları da. Ben padişahım veya kralım. E, anayasa yazdırdım ama yarın vazgeçebilirim ki zaten öyle Tabii. oluyor. Tabii. Yani aslında çok bir anlamı yok bunun. Niye böyle bir ara durumda kalıyor? Dediğim gibi karşısındaki toplumsal taban, sınıf deyin tabaka güçlendiği için artık o eskisi gibi ben kralım, kendi yetkimi ben kullanırım diyememek durumunda kalıyor. Mesela İngiltere'yi düşünün. Kral 1. Charles'a gelinceye kadar adam diyor ki ben kralım. İşte ama o arada mecburen ta bin... <laughs> gel bakalım gel bakalım. Ta 1215'ten sonra yaklaşık işte 1295'lerde bir parlamento kurmak zorunda kalıyor. Ki onun içinde halkın dediğimiz burjuvazinin temsilcileri de var. Din adamları da var. Soyluların temsilcileri de var. Fakat yıllar geçiyor. Taht savaşları, güller savaşı şu bu derken. Birinci Charles diyor ki ben kabul etmiyorum artık. Ta atalarımdan gelen yetkiyi kullanacağım. Ama artık karşısındaki toplumsal güç ...bu kadar gelişmiş ki. Öyle mi diyor? İç savaş başlıyor. Kralın ordularına karşı parlamentonun orduları. Ve 1648'de kralın orduları yeniliyor. Yani kral isteyerek bunları ah kardeşim ben çok kullandım biraz sen kullan diye yetkiyi vermek istemiyor. Ve orada bir anayasaya ihtiyaç duymadan 1648'de parlamentonun orduları yendi mi yendi. Kralın kafayı kesiyorlar mı kesiyorlar. Cromwell arkasından gelip diyor mu ki tamam arkadaşlar cumhuriyeti ilan ettik diyor. Yalnız Cumhuriyet ben olacağım. Kabul etmeyen varsa parlamentoyu feshederim, içindekileri hapse atarım, ben yöneteceğim. Diyor mu? Diyor. Anayasa yok. Fakat Cromwell ölünce oğlu bu işi götüremiyor. Tekrar restorasyon dönemi kuruyorlar. Hiç anayasaya ihtiyaç duymadan. Ama o toplumsal güçler var mı? Var birbirleriyle mücadele ediyor mu? Ediyor. Bir de buna din mücadelesi. Protestanlık, Katoliklik gelince, işte Anglikan Kilisesi'ni kurunca 8. Henry, işte İngilizlerin sessiz devrim ya da Glorious Revolution dedikleri 1688'de parlamento diyor ki krala, bak kardeşim diyor. Al pılını pırtını git. Yoksa amcanın birinci çağısının başına gelen olacak. Yani kusura bakma diyor. Bu kadar basit. O da Peki diyor. Ben gidiyorum diyor. Ve yerini Hollanda'dan gelen protestan Orange sülalesinden gelen William'a veriyor. Ve Mary ile beraber karısıyla beraber. Dikkat edin herhangi bir şeye gerek yok. O diyor ki ben Bill of Rights'ı kabul ettim. Bir anlamda anayasa gibi. Zaten ne yapacağım benim belli. Parlamento var karşımda, lordlar var, burjuvazi var, hepsi var. Dolayısıyla ben hakları da veririm. 1689 Bill of Rights. Ondan sonra bir anayasa yapmamıza gerek yok diyor. Ve uzun süre bu gidiyor. Bugüne kadar da gidiyor. O ülkede bir anayasaya ihtiyaç doğurmadan toplumsal tabanın hareketleri getirdiği kurallarla anayasa yok ama anayasal nitelikte belgeler birçok var. 1689 Bill of Rights, 1701 Act of Settlement, işte seçim kanunları falan var ama anayasa yok. Ama bizim gibi toplumlarda veya diğer Batı Avrupa'sı ve Amerikan toplumunda ya biz bu kuralları bir yere yazalım. Hatta 1789 yapıldığında diyorlar ki bunu her kapıya asalım. Girip çıkarken insanlar haklarını görsün. İşte daha o toplumsal tabanın tam güçlenmedi veya güçlendiği içlerinde de kavgalar olduğu ülkelerde bir üst kurala ihtiyaç duyuluyor. E bugün de anayasaya ihtiyaç duyulduğunu Hepimiz görüyoruz. Şöyle görüyoruz. Bir dönemde bir iktidar çoğunluğu alabiliyor. Türkiye gibi ülkelerde gördüğün gibi istediği kuralı koyuyor. Anayasayı değiştiremiyor hala ama. Değiştirmiyor. E çoğunluğu yoksa. Ama şöyle diyor. Anayasa beni bağlamaz. Halkım benimle beraber diyor. <laughs> i̇stediği kuralı koydu mu? Öyle bir gelenek de tepki gösterecek. Tepki derken hemen şimdi dinleyenler yanlış anlamasın. İşte mutlaka devrim mi yapacak, bilmem ne yapacak manasında değil ama Tabii, yani. Sokak ne anlamında değil. Değil. Ne yapıyorsun sen? Deme kültürü gelişmediği zaman veya o kültürün etkin olamadığı zaman anayasayı değiştirip istediği kuralı koyuyor. Turgut Özal buna başlamıştı Türkiye'de. Bir kerecik anayasayı dersek bir şey olmaz demişti. Aynen. Demin söyledim ya her toplumda bir tarafta devlet var bir de toplum var dedim. Eskiden bunların arasında hiçbir ilişki yoktu. İşte devlet dediğimiz kral babası gelen, yetkiyi elinde bulunduran adam toplumda onun sadece hükmedebileceği alanı belirliyordu. Buradaki bütün insanlar taşı toprağıyla beraber benim mülküm diyordu. Zaten subject hani Hayır subject yani süje. Daha sonra yavaş yavaş evet o var ama ben onu seçtim'e dönüştü falan falan ama şunu söyleyeyim bu ilişki her ülkede farklı farklı olur. Dolayısıyla bu ilişkiyi biçimlendiren ya da kurallara bağlayan anayasalar da farklı farklı olur. Son derece doğal. Çünkü o ülkenin tarihi farklı. O ülkedeki toplumsal yapı farklı. O ülkedeki katmanlar, sınıflar farklı farklı olabiliyor. Güçleri farklı olabiliyor. O ülkede ne bileyim adalet anlayışı farklı. Gelenek, görenekler farklı. O ülkede kadına verilen değer farklı. O ülkede dinin toplum üzerindeki etkisi farklı. Dolayısıyla bu kurallar mecburen değişiyor. Mesela Turgut Özal şunu da söylerdi. Derdi ki ya ne bu anayasa derdi. 177 madde bakın Amerikan anayasası ne güzel 7 madde alalım bunu ya o zannediyordu ki o 7 maddeyi alınca bir anda bize George, William falan <laughs> Mary falan olacağız ve bir anda Amerika olması mümkün mü? Ama 177 madde fazla değil mi gerçekten? Şimdi şöyle ben 177 maddenin fazla olduğunu düşünmüyorum yeni asistanlığa başlamışım İstanbul Üniversitesi Fakültesinde o arada 3 büyük ülkede anayasalarını yaptı Portekiz, Yunanistan, İspanya diktatörlükten çıktılar ve anayasalarını yaptılar. Daha önce anayasaları vardı, vardı ama. Vardı vardı ama işte faşizm geldi, şey geldi, diktatörlükler geldi ve o anayasalar uygulanamaz hale geldi. Sistem değişince demokratik anayasalarını yaptılar. O sırada Yunanistan anayasasını ben okula götürüyordum. Diyordum ki çocuklar Fransa anayasasını alın 58 anayasasını. Bakın bakalım kişi güvenliğiyle ilgili maddeyi bana bir bulun. İşte bakıyor baştan bir daha bakıyor bir daha bakıyor bir daha bakıyor yok hocam yok evet yok ta 1789'a yollama yapıyor bir de Yunan anayasasına bak. Bir bakıyorsun kişi güvenliği. Yani kişi güvenliği dediğimiz normalde kişi özgürlüğü dediğimiz bir kavram var. İnsanlar özgür. İnsanlar istediği her şeyi yapabilir. Yapar yapmaz. Bir alanı vardır. Bir serbestlik alanı vardır. İçinde istediğini düşünür, yer, yemez. Bugün sinemaya gider, maça gider, gitmez. Evde oturur, yatar. Şimdi bu özgürlüğü ancak ve ancak devlet Belirli nedenlerle, belirli koşullarla engelleyebilme, sınırlayabilme imkanına sahiptir. Örneğin çok makul bir sebepte bir suçtan dolayı aranıyorsam ben işte polis gelir ve der ki Süheyl Batum seni çağırıyorlar der. Savcı ifademi alır ve gözaltı dediğimiz bir süreyi alır. Yani kişi ve hak ve hürriyetlerinden Aynen kişi hak ve Aynen, kişi hak verir, temelinde. Ta 1789'dan koymuş çünkü güç dengesi Fransa'da onun çizilmesine izin vermemiş. Ama Yunanistan büyük şeyler yaşadığı için maddeye bir bakıyordu çocuklar. Üç sayfa. Üç sayfa. İşte şöyle olur, böyle olur. Ancak şu surette olabilir. Ancak şunlar yapılırsa olur. Dört günü geçemez. Bak dört günü geçerse ah savcıyı bulamadık, hakimi bulamadık diyemezsin. Salacaksın. Aslında Olmazsa... neredeyse ceza hukukuna mı giriyor? Bravo. Neden? Çünkü Yunanlı biliyor. Bu da uygulamaz adam diyor. Uygulamaz diyor. Dolayısıyla anayasasına bakarak bir ülkenin problemlerini anlayabiliriz aslında. Anlayabilirsin. O yüzden de o ülkenin anayasasında bazı maddeler çok uzun yazılmışsa da bunların nedeni olduğunu düşünürsün. Örneğin Türkiye gibi bir ülkede açık söylüyorum yani. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu sınırlanamaz diyemez. Çünkü sınırlanıyor. De çünkü sınırlanıyor. <laughs> Ve ne oldu da belli olmaz. Yazacaksın orada. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ha güncele gelelim diye değil ama bizim anayasamızda aç bak haberleşme, ifade özgürlüğü. Ne güzel yazıyor bu diyor izin almaya şey değildir diyor. Kimse müdahale edemez devlet şeyleri diyor. Ancak şu 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 suçların işlendiği konusunda varsa o zaman toplatırsın veyahut da cezalandır. Dezenformasyon yasasını çıkardık. Aynen şöyle diyoruz. İletişim Başkanı diye birini seçtik şimdi. Yani daha atadık. Bir yazının eğer mesajın bir haberin, bir Facebook'ta yazdığım bir şeyin veya attığım bir tweetin eğer yalan olduğunu kani olursa ve bunun halk kandırdığına kani olursa onu kaldırıyor ve savcılığa cezalandırman için başvurdu bunu. Bu anayasaya direkt. Anayasaya direkt aykırı. Şimdi dolayısıyla biz düşünce özgürlüğü çok güzel bir şeydir. Haberleşme de iyidir. Bak ne kadar iyi bir şeydir demenin bir anlamı yok. Çünkü iktidarlar uymayabiliyor. Peki bir yasa çıkarırken onun anayasaya uygunluğu kontrol edilmiyor mu? Bu konuda hani çok siyasi olmasın. <gülüyor> ben <gülüyor> parlamentoda... Dört yıl milletvekili evet, yapıp parlamentodayken anayasaya uygunluk doğru her kanun ilk önce anayasaya uygun olup olmadığı konusu. Evet çünkü anayasa zaten, bu, anayasa zaten bu. Yani çok ilginç şeyler yaşadım. Mesela ya bırak onu şimdi. Onu genel kurulda kararlaştırırız denildiğini bile duydum. Şimdi ben parlamentonun işleyişini kötülemek falan falan için bir şey veya siyasi bir şey olsun diye söylemiyorum. İlke olarak evet böyledir. Ama anayasa uzun olmalı mı olmamalı? Bazı ülkelerde, Yunanistan o yüzden örnek verdim Türkiye'den vermemek için. Bazı ülkelerde bazı işleyişleri bence daha net yazacaksın. O yüzden konudan konuya atlıyorum gibi olmasın ama örneğin kadın erkek eşitliğinde yıllardan beri hep şuna çok inanıyorum ben. Kadın erkek eşitliği diyoruz Türkiye'de. Kuralla düzenlemediğin takdirde kadın erkek eşitliğinin yasal boyutta yani parlamento boyutunda gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla bunun bir gerçek teşkil edebilmesi için mut mutlaka ve mutlaka parlamentoya erkek kadar e, kadının da girmesi lazım. Bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek e, aday göstersinler. Yani kotalarda da onu beğenmiyor. İşte cam tavan filan diyor. 33,3 kadın olacak filan. Ne demek bu? Nüfusla da 33,3 kadın mı olacak? Yani böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla işte anayasa uzun olur mu? Bu kadar açıklar mı? Ya koy sen 10 sene sonra inşallah böyle bir şeye ihtiyaç olmaz ve kalmaz. Bu söylediklerinden lütfen kimse şunu çıkarmasın. Canım biz e, Türk o yüzden bizim kurallarımız farklı olur. Biz farklıyız. Hayır, bütün kuralların amacı insanların eşit. Mutlu, güvenli, adil bir şekilde yan yana yaşayabilmeleri. Kadın, erkek, yaşlı, genç, Türk, Kürt, hatta Alevi, Sünni, hatta, hatta, hatta kedi <laughs> olmadan yaşayabilmeleri. Bak ne güzel hakkını alıyor ama değil mi? Susadım ben diyor, <laughs> Allah geliyor, geliyor sizi, içeceğim ben diyor. <laughs> Sizin suyu hedef ettiniz. Hayır içsin canım ben zaten su içmiyorum. Başladığımız yere dönersek Abdülhamit gidiyor. 1909'da gitti. 31 Mart vakasıyla. İttihat Terakki güçlü, toplumsal tabanda güçlü. Anayasada çok önemli değişiklikler yapılıyor. Hangi anayasa? 1876 Anayasası'nda. Padişah'ın sistem içerisinde 1876 Anayasası'nın biraz da uzlaşma amacıyla getirdiği padişaha özgün yetkileri kaldırarak 1909'daki değişiklik yetkiyi parlamentodaki çoğunluğa yani iddia terakki çoğunluğuna veriyor. Padişahın yetkileri artık meclise geçiyor. Aynen parlamentoya. İkinci ediyor. meşrutiyet mi deniyordu İkinci bu İkinci meşrutiyet deniliyor. İkinci meşrutiyet 1908'de ilan edilip hemen arkasından da anayasada yapılan değişiklikler... ...esasında 1876 anayasası değişiklikleri ama o kadar önemli değişiklikler yapılıyor ki... ...biz buna bir anlamda 1909 diyebiliyoruz. Nasıl? 1982 Anayasası 2017'de yapılan değişiklikler o kadar sistemi değiştirdi ki şimdi 2017 anayasası bile diyebiliyoruz ki öyle bir anayasa yok. 1982 anayasası halen. Meclisi kim seçiyor? O dönem yani 1909'da. O dönemde talimataktı muvakkate ile bir seçim kanunuyla bayağı seçiyorlar. İstanbul için ayrı bir seçim. Halk mı seçiyor? Oluyorlar. Yok. Halk seçiyor. 10 tane gayrimüslimlerden seçiliyor. Livalardan yani ilçelerden kaza denirdi. Onlardan temsilciler seçiliyor. Ama tam Ve anlamıyla oraya... demokratik bir seçim değil mi? Hayır, ya. değil tabii ki. Ama seçiliyor. Emlaka sahip olmak lazım. Oy kullanmak lazım. Aslında için. akil insanlar Aynen seçiliyor. Aynen öyle bir şey seçiliyor. E, 1908 meclisi öyle oluşuyor. Ama bizde işte siyasi partilerin arasındaki toplumsal yapıdan da kaynaklanan o korkunç kavga vardır ya. Çünkü padişahlıktan geliyorsun. Bütün yetkiler padişahta. Çok önemli yetkileri var yavaş yavaş süre içerisinde Osmanlı'da güç kaybettikçe o yetkiler de kullanılamamaya başlıyor. Onun yerini yabancılar alıyor. Yabancı devletler kullanmaya başlıyor. Tabii bir de ekonomi de herhalde tabii kötü. Tabii canım şey. ekonomik sistemde. Düşün ki duyunu umumiye ile 1881'den itibaren bütün gelirlerin filan bitti. Sen padişah verin bakalım şuradan biraz bir uçak alacağım kendime diyemiyor. Yani aslında bütün bunları 1789'un etkilerinin geç gelişi değil mi? Tabii. O milliyetçilik akımları, imparatorlukların yıkılması, padişahların yetkilerinin yani kralların yetkilerinin meclislere devredilmesi gibi şeyler. Bir yüzyıl hepsi... geç gelmiş. Evet yüzyıl geç gelmiş. <laughs> Aynen 1789 1876, 1909'dan sonra ama önemli bir şey gerçekleşiyor. 1912'de yeni seçimler yapılıyor ve bu seçimler meşhur sopalı seçimler, dayaklı seçimler. <laughs> ne demek? Ve İttihat Terakki döve döve. Çünkü <laughs> önemli bir şey var İttihat Terakki'nin. Yani silah şölleri var, milis ekibinden gelen bir şey ve korkunç bir çoğunluk sağlıyor. Döve döve derken zorla mı? Baya yani? baya canım yani. <laughs> Yani öyle şeyle o yüzden sopalı seçimler deriz. Ordu da bu işin içinde değil mi? Tabii tabii tabii. Yani şunu için sordum. Genç Osman'dan beri biliyoruz ki aslında padişah var ama esas ordu var. Yani. Tabii tabii. Yeniçerilerden beri bir görüyoruz. Evet, evet. İstemediğinde işte işte 3. Selim'de hayır istemiyoruz diyor. Ama 2. Mahmut işte bunu 2. Mahmut işte engelliyor. Topa tutuyor vakayı hayriye dediğimiz eve yerine yeni bir ordu askeri muhammediyeyi kuruyor ama o ordu da işte yenilenmiş bir Yeniçeri'nin kendi içindeki şeyleri taşımadığı iddia ediliyor. Ama o da Osmanlı'nın parası kalmadığı için güçsüz, güçsüz derken... ...evet yani bir anda 3-4 devletle savaşabiliyor ama mesela düşün... ...bu siyasi kamplaşmanın da işte hürriyet ve itilaf, iddiat ve terakki... ...falan gibi şeylerinde çok büyük etkisi var toplumda. Bizde maalesef partiler, maalesef derken neden kuruldu değil bunların arasındaki çekişme sınıfsal bir çekişme olmadığı için ekonomik anlamda değil siyasal anlamda doğrudan doğruya toplumu ikiye bölüyor. Dediğim gibi bir toplumsal bir tabanı olmadığı için mesela Balkan Savaşı'nı 1911-12 neredeyse silah atamadan kaybediyoruz. Bu sopalı seçimlerden sonra ne oluyor? Ha 1912'den sonra zaten İttihat Terakki'nin korkunç hakimiyeti ve İttihat Terakki'de her zaman olduğu gibi bizdeki partili anlayışında üç kişiye veriyor. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa. Ve o yüzden Avrupalılar artık 1912'den sonra Enverland diyorlar. <laughs> Enver'in ülkesi. Bu arada Mustafa Kemal'le de çekişmeleri var E tabi canım. E zaten Mustafa Kemal o yüzden İttihat Terakki'nin bu ülkeye bir şeyi olmayacağını düşünüyor. Ve İttihat Terakki'nin de arta kalanları olanları İzmir suikastinde yargılanıyor ve idama mahkum oluyorlar. Ama bir yandan da kendisi de İttihat ve Terakki damarından gelmiyor mu? Damarından değil de asker damardan geliyor. Yani oradan geliyor. Ama Atatürk'ün tabi bunlardan çok önemli bir farkı var. O farkın nasıl kaynaklandığını bilmiyorum. Mesela ben Anıtkabir'de gördüm. Ya kontrasosyali Fransızca'da okumuş Yok, ve altına şeyler atmış. Şimdi bugün bile bir siyasetçinin, bir generalin kontrasosyali... Haberi bile yoktu. Evet yani okuduğunu <laughs> vallahi tahmin etmiyorum. Bana şimdi bir siyasetçi getirsin. Bak kontrasosyali burada okudum. Eskilerde vardır da ben özellikle yenilerden al bir okudum diyenini ben tahmin ettim. Bu üç kişiye veriliyor ve sonrası Veriliyor. sonrası zaten ve bilinen savaş. hikaye. Evet. Savaş ve bitti. Sizin alanınız değil ama yine de merak ettiğim bir şey... <laughs> sormak istiyorum fikrinizi. Niye Osmanlıcılık var? Yani aslında Osmanlı dediğiniz şey Osmanoğullarının idareyi ele alması, dolayısıyla ve bitmiş bir şey. Yani bütün bu anlattığınız hikayede de onu görüyoruz. Yani yavaş yavaş zaten o aile çekiliyor iktidardan. Niye Osmanlıcı olalım? Osmanlıcılık diye bir şey esasında yok. <laughs> Bence bu uydurma. <laughs> evet bana da öyle geliyor. Evet ama şu var. Örneğini vereyim de ondan sonra Osmanlıcılığı diyeyim. Emin olun bütün ülkelerdeki bu tür fazla demokrasiyi sevmeyen... ...ya Bizim atalarımız kural koyuyormuş diyen insanlara bir bak. Hiçbir tanesi halktan oyalandı almayan da. Hepsine bak, hep şöyle der: Biz o yüce zamanlara dönmeliyiz. Biz titretiyorduk dünyayı. <laughs> Trump bile Bütün... aynısını söylüyor. Trump bile aynı. Biz titretiyorduk dünyayı. O zaman ne yaparlar? O titrettiği zamanların örneklerini vererek işte ecdadımız gibi olacağız derler. Esra'da Osmanlıcılık dediği ya ne güzel padişah tek başına kural koyuyordu. Bizim de reisimiz kural koysun diyen bir sistem. Reis derken sakın sayın cumhurbaşkanını kastettiğimi zannetmeyin. Yani kendi reisini evet, O andaki reis Evet o andaki reisi kimse onu koyuyor. Yoksa Osmanlıcılık. Ya Osmanlı'nın içinde dediğim gibi yarı sömürge olmak da var. Duyun Umumiye de var. Yeşilköy'e kadar Rusların gelmesi de var. Şimdi hayır biz Osmanlı'nın Fatih'i düşünüyoruz. Ne güzel ne kadar güzel böyle bir şeyin olmak. Ama Osmanlı'ya dönmek demek Artık bugün Fatih'e dönem için ne güzel kuralları koyuyordu. Herkes de titriyordu. Bunun <laughs> bir şey tarafı yok yani. Ha Fatih çok önemli bir padişah muhakkak. O dönemi için düşün. Ama ya yani Napolyon Bonaparte yani, önemli. Napolyon Bonaparte. Şimdi Fransa'da yok mu sağ politikacılar böyle diyorlar. İşte o zamanlar dünyayı titretiyorduk. <laughs> şimdi de titretmemiz lazım. İngilizleri haline sokmamız lazım yoluna. Herhalde Fransa'da bizdeki kadar yoktur diye Yoktur yani. Peki 21 Anayasası'na gelelim <laughs> şimdi. Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra 4 tane anayasa konuşuluyor. 21, 24, 61, 82. Bizim aslında bu programda amacımız anayasayı konuşmak madde madde. 21 anayasasına gelirsek. Bir defa önce sizden şeyi alalım. Yani 21 anayasası nasıl yapıldı? Bakın demin bir şey söyledim. Bir anayasa yapma geleneğimiz var dedim. Şimdi bazen çok üzülüyorum. O da şu. Siyasal anlamda. Yani siyasete yakın olmak için son 10-15 yılda şöyle bir şey uydurulmaya başlandı. Efendim ilk defa sivil bir anayasa yapacağız. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü 1921 anayasası. Dikkat edin. Askerler tarafından falan değil. Ülke işgal edilmiş. Ülkenin Ankara denilen bir bozkırının ortasında İstanbul'daki meclisi mebusandan yani o sıradaki Osmanlıların seçtiği. Evet tam bir seçim de olmayabilir ama seçtiği ve İngilizlerin parlamentoyu kapatmalarından, feshetmelerinden ve işgalinden sonra Anadolu'ya kaçan ve Anadolu Rumeli ve Müdafaai hukuk cemiyetlerinden ya halktan, üyelerle oluşan bir meclis topluyorsun ve ülke işgal altındayken oturup bir anayasa yapıyorsun. Bu çok önemli bir şey ve bu anayasada Küçücük bir anayasa. Evet kısa. Ve orada bir şey söylüyorsun. 600 yıldır sürdürdüğün bir şeyden vazgeçiyorsun. Diyorsun ki artık padişah falan diye bir şey yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sadece millete aittir. Ve hükümet de milletin hükümetidir. Yani bir partinin bir şeyin falan değildir. O meclisin hükümeti. Bunun mimarı Mustafa Kemal mi peki? Mustafa Kemal. Ha ama söyleyeyim. Kontrasosyali okumuş dediğimde zaten anlatıyor. Diyor ki meclistir her şeyin. Çünkü egemenlik millette olduğu için bu egemenliğini ancak seçtiği temsilciler eliyle kullanır. Yani görevliler oraya koyar. Yürütme, mürütme, ben başkan seçtim, cumhurbaşkanı seçtim olmaz. Meclistir, egemenlik parçalanmaz diyor. Millettedir, o millet kendi görevlileri, görev verdiği adamlar eliyle kullanır diyor. Russo'dan kaynaklanan bir şey. Ve Russo'dan kaynaklandığı için de 1921 Anayasası'nı getiriyorlar. Ve o sırada çok önemli bir şey yapıyorlar. O dönemin koşullarında tabii ki herkesin Kurtuluş Savaşı'na katılması lazım. O yüzden diyor ki günümüzde bölgeli devlette dediğimiz bir anlamda bölgelere kazalara veya bölgelere özerklik tanıyan bir maddeyi koyuyor içine. En önemli maddesi o diyor ki iller özerkliğe sahiptir. Kendi meclisleri vardır ve şu 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 alanlarda kendi kurallarını koyarlar. İlginç ilginç bir nevi federasyon gibi. Ya olsun. federasyonun daha altı çünkü yukarıda Türkiye Büyük Millet Meclisi var esas yetkileri dağıtan o ama İspanya'da İtalya'da örneğini gördüğümüz 78 anayasasında Allah'ım bak şuraya bak ya bölgeli devlete geçtiler dediğimiz ben bölgeli devlet iyidir kötüdür manasında söylemiyorum ama yani. böyle bir 21 anayasası. Tabi 21 anayasa çok küçük bir anayasa. Hemen arkasından saltanatı kaldırıyorsun. Hilafeti kaldırıyorsun. Artık bu anayasanın savaş da bitti. Cumhuriyet de ilan edildi. Cumhuriyet ilan edilince zaten böyle son derece mübalasız bir atla. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair yani açıklanarak değiştirilmesine dair kanun diye bir kanun yapıp cumhuriyeti kuruyorsun. Cumhurbaşkanını getiriyorsun. Arkasından 24 anayasasını yapıyorsun. 24 anayasası artık daha uzun bir anayasa. 24 Anayasası da aynı esası devam ettiriyor 21'deki. Ama 24 Anayasası'nın büyük bir eksikliği var. Çok partili düzene uygun değil. O anda dünyada çok partili düzen... Yok tabii. Daha doğrusu var da bazı ülkeler. Osmanlı'da da vardı. Çok partilik sonunda vardı. İttihat Terakki güçlüydü ama ikinci meşrutiyet zamanındaki düşünce akımlarını çok iyi bilirsiniz. Her tür düşünce var. Amele fırkası bile var ve partiler var. Ama Türkiye'deki siyasal partilerin işte var olması, gelişmesi, iktidarda etkisi yönünden baktığında şu değişmiyor. Maalesef halktan belli bir oranını alan parti diğerlerini yok varsaymaya çalışıyor. Hala yaşadığımız bir şey. Ee, hala yaşadığımız bir şey. Bu mesela İngiltere'de böyle değil mi? Hayır. Çünkü beraber yaşamaya 1200'den beri alışmış. 1295'ten beri alışmış. Peki şimdi mesela 24 Anayasası'nın ilk 8 maddesini bastım. Birinci madde Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Bu arada 21 Anayasası aslında bir nevi manifesto gibi bir şey değil mi? Aynen. Çok... Yani söylüyor. Artık egemenliği bak diyor padişah falan yok diyor. Bıraktım diyor. Hükümet de onun hükümetidir ve dikkat edin yargıyı falan bile düzenlemiyor. Özgürlükleri düzenlemiyor. Bir manifesto bir artık yeni bir düzene geçtik bana bak bil diyen. Bu Türkiye'de az bilinen bir şey daha doğrusu çok karıştırılan bir şey olduğu için şuna açıklık getirseniz hocam. Cumhuriyet nedir? Çok güzel bu çok güzel bir şey. E, sordunuz sağ olun. Şimdi bakın cumhuriyet esasında baktığınız zaman res publica, yani halka ait olan publiye ait olan. Şimdi bu ilk anlamda şöyle kullanılıyor. Respublika ta eski Yunan'dan beri eğer bir toplumda ne kadar kişilikse 100 kişilik, yüz bin kişilik, 1 milyon kişilik kuralları koyma yetkisi bir kişiye aitse monarşi mono, tek evet, devlet şekli teklif ediyoruz. Monotek. Evet Eğer aristokratlara aitse aristokrasi diyor. Halka aitse de Respublika diyoruz. Fakat Fransız ihtilalinden sonra artık şu kabul ediliyor deniyor. Olmasa bile... Efendim egemen olan halk zaten tamam halka ait. Ama bu halkın içerisinde acaba yönetimde yani yürütmede bir kral mı olacak yoksa halkın seçtiği cumhurbaşkanı mı olacak dediğin zaman cumhuriyetin o zaman dar respublikanın dar tanımı yapılıyor. Deniyor ki hay bu bir hükümet şeklidir. Devlet şekli zaten belli. Demokrasi halka ait egemenlik veya millete ait ama velakin yönetimde bir kral olsun kral olursa monarşi cumhurbaşkanı olursa cumhuriyet diyelim deniyor dar anlamda. Oysa Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bu ikisini de içeriyor. Diyor ki artık kralımız olmayacak. Yani dar anlamda cumhuriyet. Ama aynı zamanda egemenlik de milletin olacak. Kralın veya cumhurbaşkanının değil. O da geniş anlamda cumhuriyet. Şimdi bu ikisini birleştiriyor ve 7 yıl sonra 10 yıl sonra da kadınlara da içine dahil ederek bir cumhuriyet kuruyor. Şimdi bizde bu hep yanlış algılanır. Yani şöyle algılanır. Canım cumhuriyet bir şey değil. Esası demokratik cumhuriyet olması. Tabii ki doğal olan bu. Ama bu kavramın iç içe geçmesi tarihsel süreç sonucunda olmuştur. Mesela dediğim gibi Fransızlar halk egemen diye devrim yapmışlar. Kralı öldürmüşler, soyluları öldürmüşler. Sonra demişler ki ya bir krala verelim. Aslında sembolik bir şey. Aynen koyuyorlar. sembolik bir krala verelim. Zaten Napolyon da bir süre sonra yok abi demiş. Tamam benim <laughs> Yine demiş. Benim. <laughs> <laughs> Peki imparator sen sen demişler. Halk egemenliği şey yaptı mı yok demiş. Bir referandum yapacağım soracağım diyor halka diyor. Ve gidiyor işte 1801'de 1804'te referandumlar yapıyor. Referandum tabii diyorlar yani Napolyon rica ederiz sende bütün yetkiler diyorlar. O da diyor ki halkım bana bu yetkiyi verdi. Şahsıma bu yetkiyi verdi diyor. Ve bu yetkileri kullanabiliyor. Dolayısıyla tekrar söylüyorum cumhuriyet bir devlet şekli olarak algıladığında egemenliğin topluma ait olduğu sistemi anlatır. Bir hükümet biçimi olarak altında yöneticinin seçimle mi geldiği yoksa babadan oğula geçtiği bir şey mi? Mesela İngiltere bunu kabul etmiş. İngiltere bir monarş. Hala evet. Monarş. Kralı var. Kraliçesi vardı. Ama demokratik mi? Demokratik. Neden? E çünkü parlamentosu var. Eve esas yetki onlarda. Ama cumhuriyetin prensibi. Yani egemenliğin ta eski Yunan'da halkta olması İngiltere'de var mı? Var. İşte bizde cumhuriyetin kurulması çok güzel bir şey. Hem padişah kalktı hem de egemenlik halkın oldu. Ama bunun demokratikleşmesi için tabii ki belli kurumların veya kuralların da buna eklenmesi lazım. Tam o noktada 61 Anayasası'na geliyoruz. Evet. Şimdi bu arada şeyi soracağım. 24'ten 61'e kadar... İnanılmaz bir süreç. 30, 37 yıl. O anayasa değişmiyor. Ve aslında demokrasinin D'si yok. Maalesef. İşte bu dedim ya. Maalesef bu anayasa değiştirilmedi. Şimdi bakın 24 anayasası yapıldı. 24 anayasası 38'e kadar zaten tek parti olarak gitti. O arada denemeler yapıldı. İşte 24'te yapıldı. 30'da yapıldı. Olmadı bir şekilde. Oldu olmadı ayrı mesele. Fakat arkasından 38 Atatürk öldü ve hemen savaşa girildi. Savaş bittikten sonra Amerikalılar tabii ki işte Marshall planı falan falan bütün dünyayı domine etmeye domine ettiler ve dediler ki herkese İtalyanlar da dahil, Fransızlar da dahil hepsine bana bak ben sana yardım ederim bittin çünkü sen Fransızlar da dahil ama benim istediğim şeylerde kuracaksın işte İtalya'ya anayasasını yaptırdı, Almanya'ya anayasasını yaptırdı. İtalyanlara dedi ki komünistleri falan almayacaksın. Alanları da atacaksın. O arada Türkiye'ye de dedi ki sana da yardım ederim. Ama çok partili düzene geçeceksin. Aslında orada bir daha Hitler gibi bir şeyin olmamasına uğraşıyor. Evet aynı. Fakat işte o sırada ne Türkiye dinamikleri ne de dış dinamikler tamam hemen geçelim. Ama anayasamızda da çok partili düzene yönelik olarak hadi bir şeyler koyalım isteği hiç olmadı. Bizim siyasetin maalesef 100 yıldır en büyük eksikliği budur. Dikkat edin maalesef kimse sakın siyaseti kötülediğimi zannetmesin. Ama değişiklikleri hiç yapmayı başaramaz. Göstere göstere felakete doğru gidersin. Herkes bakar ve sonunda pat diye tam tersine e, böyle sarkaç hareketiyle gidebilirsin. 61 Anayasası'nda madde 2 ekleniyor ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu daha önceki anayasada yok. Yok tabii. Fakat ironik olan bu anayasanın aslında askerler tarafından evet. yapılmış değil ama enforce edilmiş. Evet. Hani zorlanmış olmuş. Evet. Şimdi dedim ya 24 anayasasında değişiklikler yapılmadı diye. Ve sonuçta ortaya kim ne derse desin demokratik olmayan bir şey çıktı. Bizim siyasetimizin mesela dünya siyasetinden farklılığını gösteren şey şudur. Bizde siyasiler istediğini yapar. Yaptığım siyasi denilir. Ama bu siyaset şu demektir. Sen bir katmanın, sınıfın, tabakanın veya halkın bir takım taleplerini veya isteklerini yerine getireceksin. Amaç onun daha iyi yaşaması, daha mutlu yaşaması. Bizde siyaset ise böyle algılanıyor. Diğer partileri düşman olarak görerek onu ortadan kaldırmaya çalışmak. 24 Anayasası'nda bunu engelleyecek bir mekanizma yoktu. Bugün maalesef sağ siyasetçilerin genelde hiç sevmediği, Osmanlıcıların da hiç sevmediği bir şeydir bu söyleyeceğim ama Maalesef bu gerçektir. Düşünün bölük başıya oy veriyor diye Kırşehir'i il olmaktan çıkartıyorsun. Gerekçe bu. Kim yapıyor bunu? Bize oy vermiyor. Demokrat Parti iktidarı. Muhalefet şöyle diyor. Ya ne yapıyorsunuz? Neden il olmaktan çıkarttınız bunu? Neden bunu yapıyorsun? Niçin Nevşehir'e bağlıyorsun Kırşehir'i veya bir işte bir ilçe haline getiriyorsun deyince ne demek diyor? Anayasaya aykırı bu diyorlar. Arkadaşlar diyor çoğunla. Aykırı mı? Çoğunluk Karaka Hayır diyor. Gördünüz mü diyor. <laughs> Şimdi bu yetkiyi çoğunluğa veren bir anayasa düşün. Bunu değiştirmek kimsenin aklına gelmemiş. Yaparken de uygulanırken de. Şimdi biz buna bugün siyaset diyoruz. Bir dönemi kötülemek için söylemiyorum ama dikkat et ya bu olacak şey mi ya? Biz buna bugün siyaset ne var canım diyoruz. Siyaset. Hatta daha da kötüsü. Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisine çok kızıyor ve şöyle diyor. CHP'nin haksız, gayrimeşru ve yıkıcı faaliyetlerinin araştırılması için tahkikat encümeni kuruyorum diyor. Yani soruşturma komisyonu kuruyorum. Haksız, gayrimeşru ve yıkıcı yani kafadan baştan söyledin zaten. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Anayasaya aykırı bu diyorlar. Arkadaşlar diyor aykırı mı? Hayır diyorlar. Bak gördünüz mü diyor millet kararını verdi ve çok kızıyor ve diyor ki arkadaşlar buna bir de yargı yetkisi verelim mi diyor. Yani kapatma şey yapma evet diyorlar. Anayasaya aykırı diyorsun aykırı mı diyor hayır diyorlar. Şimdi biz bunu siyaset olarak zanneden ne var canım bunlar siyasal diyen anlayışa da sahibiz. Yani biz değil Türkiye'de bir kesim. İşte Osmanlıcılık dediğim hareketin neredeyse yüzde doksan beşi, yüzde yüzü dememek için söylüyorum, Osmanlıcılıktan anladığı emin olun bu. Doğru. Ne var ya, ne güzeldi eskiden ya, <laughs> padişah vurdu mu bitiriyordu, ne demek muhalefet? İşte 61 Anayasası, bunu tamamen ortadan kaldıran, tamamen demokratik esaslara oturtmaya çalışan bir anayasa. Şimdi mesela bunu söylediğimiz için darbeci olmakla Aynen. suçlanabiliriz <laughs> Bakın ama... Bakın onu söyleyeceğim. İşte zaten çok net söylüyorum. Osmanlıcı dediğimiz ya da 61 Anayasası kötüdür dediğimiz kişilerin veya grupların... ...emin olun %95'i bunu asker yaptığı için değil, yetkiler böyle sınırlandığı için... ...ve hatta şöyle diyorlar, efendim milletten aldı yetkileri ve bürokratlara verdi. Şimdi bunu bir Amerika'da söylesen adam anlamıyor. Veya Fransa'da söylesen anlamıyor. Ne demek diyor? Anayasa mahkemesine verdiği yetkiyi bu bürokrat oluyor. E öbürü bunu çıkartan halk mı oluyor diyor. Ya lütfen böyle bir şey söylemeyin diyor. Bizde bu ciddi bir sav. 82 Anayasası'nda ilginç bir şey oluyor. Madde 2'ye değişiklik geliyor. Ve şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli evet. dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Şimdi burada bayağı evet. subjektif. Ve duygusal Bayağı. yani Atatürk milliyetçiliğine bağlı ne olduğu çok belli değil. Toplumun huzuru, milli dayanışma bunlar Şimdi, hep yuvarlak laflar. Şunu bir kere daha söyleyeyim lütfen. 1961 anayasası Türkiye'de baktığın zaman siyasi yelpazeyi büyük çoğunluğu veya bir bölümü en azından şöyle der. 60 bin anayasası Allah kahretsin. Oysa 60 bin anayasası bakın. İktidarı kuvvetler ayrılığını kurumsal çoğulculuğu gerçekleştirmek için bugün demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından sayıyoruz. Açın dünyadaki bütün anayasa oku kitaplarını. Kuvvetin tek elde toplandığı birinci parti bile olsa hayır yetkilerin dağıtılmadığı bölüştürülmediği bir sisteme demokratik sistem demezler. Bizde ise 61 Anayasası'nın en büyük eleştirildiği nokta budur. Efendim milletimizin yetkisini aldı elinden. İnanılmaz bir palavra. İki, ilk defa sosyal haklara yer veriyor. O sırada iş adamları bazıları şey diyor yani. Bu sanduka mı ne varmış? Sanduka ne ya diyor. Sendika, sendika. Bu sanduka manduka getirdi diyor. İnanılmaz şeyler getiriyor topluma. İlk defa anayasa mahkemesini getiriyor. Peki bu nasıl oluyor? Tesadüf olamaz mı? Tesadüf değil. Şimdi o sırada hala Türkiye'de çok ciddi bir entelektüel birikim var. Ve bu entelektüel birikimde kim ne derse desin halkın isteklerine karşı koymak için değil. Anayasaların yapılış amacı budur zaten. Kralın hatta parlamentoların birinci partilerin ne olursa olsun aşırı isteklerine ve daha fazlası benim olsun isteklerine diğer insanların da haklarını korumak amacıyla fren getirebilme sistemidir. Bunu düşünen insanlar var ve Demokrat Parti'nin yaptığının sonuçta o azınlığı ne derseniz deyin sayısal azınlığı toplumun yüzde otuzunu deyin kırkını deyin ezmesine yönelik istekleri ama karşılığında ben size traktör getirdim karşılığında tarımı güçlendirdim karşılığında Amerikalıların verdiği paraların bir bölümünü size dağıttım demek yerine hayır ya bu toplumda kaç kişi varsa bunların temel hak ve özgürlükleri vardır korunması lazım çoğunluk bunları çiğneyemez diyen o grup içinde çok önemli profesörler var. İstanbul Üniversitesi var, Ankara Hıfzı Üniversitesi veldet var. Hıfzı Veldet dedi oğlu. Tabii 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 tabii. Hıfzı Veldet dedi oğlu düşünün ya. Yani inanılmaz insanlar. Ve bunlar hepsi Sıddık Sami Onarlar düşünün. Bahri Savcılar falan. Bunların hepsi bu yeni anayasanın yapımında askerler bunları yetkilendiriyor. Alın anayasayı yapın diyor. Ben karışmayacağım diyor buna. Ve bugün söylenemeyen bir şey vardır yapılış itibarıyla baktığınızda şimdi bunu söylediğimde bir sürü dediğim gibi olur bu canım yetki istediğin kadar bırak diyen insanlar bak ne dedi Süheyl Batum diyeceklerdir ama evet askerlerin ortamında yapılmış ama kurulan kurucu meclis 82 ile karşılaştırılmayacağı gibi bırak onu 2017'deki anayasanın yapılış yöntemiyle bile karşılaştırılamaz. 2017'de şöyle yaptık. Sözde halkın temsilcilerinin bir tanesi esasında AKP çoğunluğu gece saat 8'de başladı. Sabah 6'ya kadar anayasa yaptı. 9 günde Türk milleti uyurken anayasası yapıldı onun adına. Ya biri desin ki hayır doğru söylemiyorsun. Biz sabah başladık meclis televizyonu yayınladı. Sabah başladık akşam 6'da bıraktık desin. Hayır yok öyle bir şey. Peki burada kritik bir soru soracağım. Yine de bu anayasa referandumla onaylandı ya 2017. E tabi. Dolayısıyla haklı mı oluyor? Hayır. <laughs> Hayır <gündem>. değil. Hayır <laughs> değil. Şimdi onu da hemen söyleyeyim. Benim tezim bu. Siyasal katılma aracı olarak referandum. Şimdi referandum halkın oyunun sorulmasıdır. Türkiye gibi uyguladığında çok yanlıştır. Napolyon da böyle uyguladı. Diktatörlüklerde veya totaliter ülkelerde de böyle uygulandı. O da şudur. Referandumu normal uyguladığında, herkese eşit konuşma hakkını verdiğinde Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi diye bir referandum yaptın. İşine yani yaptı. Yaptı mesela. A onda bile manipülasyon yaptılar. Sonra çıktı o Cambridge Analytica şirketinin falan şeyleri. Ama ben başta bilmiyordum. Avrupa Birliği'ne girelim mi giremeyelim? Ben hukukçu. Muhtemelen ekonomik şeyleri bilmem. Referandumun özü budur. Bir akşam bir saat çıkar, girelim diyen anlatır. Bir saatte girmeyelim diyen anlatır. Ya yani uygulamayı söylüyorum. Ben belki girmeyelim diyene çok güzel şeyler söylediler. Ertesi gün bir daha bir saat dinlerim. Yok ya, girelimmiş galiba derim veya hiçbir şey anlamam. Üçüncü gün bir daha bakarım. Yok yok girelim derim. Dört beş beşinci günde kabul ederim. Dağdaki çoban denir ya hep. O da belki 15 gün dinler. Benim 4 günde anladığımı belki 15 günde anlarım. 15 gün sonunda ya benim için böyle olduğunu düşünüyorum der. Ve oyunu verir. Bu bence önemlidir ve halkın oyu dediğimiz budur. Ama bir de şöyle uygulanma vardır. İktidar bütün gücüyle bir yönde çıkması için baskı yapar. O sırada milliyette yazmıştım. 1987'de Turgut Özal referanduma gittiğinde siyasi hakları verelim mi vermeyelim evet. diye. Bir kere ilk defa orada milliyette vardı. ...düşünenlerin düşüncesi vardı. Temel hak ve özgürlükler referanduma konu edilemez demiştim. Evet. İki, bu uygulanan referandum değil plebisit demiştim. Aynı şeyi 1982 Anayasası için de söylemiştim. Plebisit şu, referandum gibi gözüken... ...yani halka bir şey soruyormuşsun gibi gözüken... ...ama siyasal iktidarın sonucun istediği gibi çıkması için... ...bütün gücünü baskı dahil, tek gönlü beyin yıkama dahil tamamını kullanıp sonucu sonunda istediği gibi çıkardığı oylamalara plebisit denir. 1982 oylaması bir plebisitti. Ama 2017 10 katı plebisitti. Hatırlayın. 23 saat iktidar partisi bütün temsilcilerle konuşuyor ve çok açık şunu söylüyor. Hayır veren Vatan hendekçidir, hainidir. 23 saat, öbürü de bir saat arada çıkıyor şöyle bir C diyor, <laughs> verin verin iyi verin diyor ve kaçıyor. Şimdi böyle bir uygulamaya referandum denmez. İşte 1982 Anayasasında bir plebisitti. İlk başta tartışılır gibi oldu ama Milli Güvenlik Konseyi'nden çıktıktan sonra... ...Kenan Evren'in tanıtım toplantılarına başladı. Meşhur 72 sayılı karar mıydı? 75 kararla eleştirmek yasaklandı. Hayır oyu verilmesi için şey yapılması yasaklandı. Bir de kaosun devamına evet demek. Aynen bir de o vardı Hı -hı. tabii ki. İnsanlar da o 79'dan 80, 12 Eylül öncesinden sıkıntılıydı. Ama aynı şey 2010'da da oldu. 2017'de artık... İnanılmaz boyutlarda oldu ve buna rağmen Türk milleti bana göre yüzde ellisinden veya kırk fazlası evet demedi. Meşhur orada da mühürsüz oylar e, yeni yasa yaptı Yüksek Seçim Kurulu. Sonuçlar böyle çıktı kusura bakmayın dedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da atı alan üsküleri geçti, geçti dedi ve sistem geldi. Dolayısıyla 82 anayasası onu sormuştunuz onu şey yapmayayım. Yani bu değişiklik bilinçli bir değişiklik. Bilinçli. Yani. 61 anayasası çok iyi bir anayasaydı bence. Anayasa evet. olarak bakıyorum. Yok o yaptı da bu yaptı da şundan sonra geldi filan da iyi bir anayasaydı. 82 Anayasası. Yaparken sen özgürlükleri sınırlayacağını bildiğin için o zaman araya kimsenin anlayamayacağı bir takım laflar koyarsın böyle kimse de hayır diyemeyecek. Halkın huzuru i̇şte falan. İşte toplumun huzuru, <laughs> halkın çok sevgilerle birbirine bağlanmasını sağlayan, oradan da aynı zamanda insan haklarında sevip sayan ve onları öpüp koklayan filan dediğin zaman millet bir şeyler yaptılar galiba tam anlamadım der ve bir şeye de yaramaz zaten. Bakın insan haklarına dayalı değil insan haklarına saygılı. Oysa demokrasinin temel özlerinden bir tanesi insan haklarını sevmesi, saygılı olması falan değildir. Dayalı olmasıdır. Sistemin özünde temel hak ve özgürlüklerin yatması. Evet yani orada bir kelime farkı var. İnsan tabii, haklarına saygılı diyor. Tabii, saygılı diyor ve başında da ne diyor? Toplumun huzuru, refahı, mutluluğu, güzelliği. İşte bunları koyduğu zaman anla ki Orada bir şeylik vardır. Hocam harikaydı. Devam edeceğiz. Başlıyoruz. Sıradan gideceğiz. Tamam, bir, tamam. Birinci ve ikinci maddeyi bugün konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Bu üzere. Bu fırsatı ediyoruz. verdiğiniz için teşekkürler. Sağ